Türkiye'nin yeni avcısı Anka 3 güçleniyor. Yeni test uçuşları kapsamında 3. kez gökyüzüyle buluşan insansız hava aracı 2 saat havada kaldı. Düşük radar görünürlülüğü, milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz imkanı. Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen insansız hava uçağı Anka 3 test faaliyetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda ilk uçuştan elde edilen verilerle iyileştirilen ve devamında yeni test uçuşları yapan Anka 3, 3. kez gökyüzüyle buluştu. Son uçuşunda 2 saat havada kalan insansız hava aracı 10.000 feet irtifaya çıktı. Böylece tüm uçuş değerlerini geliştirmiş oldu. Ayrıca uçuşta otopilot ve uçuş mekaniği testleri de gerçekleştirildi. Anka 3'ün her uçuş testindeki değerlendirmelerin ardından yeni performans ve görev zarfları açılarak platformun göreve hazır hale getirilmesine çalışılacak. İnsansız hava aracı sistemi gövde içinde yer alan iki istasyonun her birinde 650, kanat iç istasyonlarının her birinde 650, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilo mühimmat taşıyabilecek. Böylece Anka 3'e insansız hava araçlarında en sık kullanılan sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Anka 3 sistemi taşıma kapasitesinin yüksekliği, çok sayıda dahili ve harici mühimmat istasyonu ve görünürlüğü düşük tasarımıyla pek çok görevde başrol üstlenecek yeteneğe sahip. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava yer mühimmatlarıyla taarruzlarda da büyük güç katacak. Hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme gibi görevleri de gerçekleştirecek insansız hava aracı, sinyal, haberleşme ve istihbarat, elektronik harp gibi bir dizi görevi de yerine getirebilecek.